Arkadaşlar, bugün size birçok arkadaşımızın ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm elektrik olmayan yerlerde sulama, damla sulamadan sulama bahsinde bir fikir vereceğim size. Bu şekilde kullanmadığım bir evimizin eski su deposunu atmadım. Şu kısma bir vana ve çeşme yaptım. Malzemelerini aldım, kendim montajladım. Buradan gördüğünüz gibi çeşmeyi açtığımda hangi hatta gidiyormuş, hangi hatta gittiğini ben bu şekilde yazıyorum. Kabak ve fasulyelere su gidiyormuş. Bu tankın içine ben aynı zamanda gübre basıyorum arkadaşlar. Gübreyle karışıyor. Gübreyle karıştıktan sonra gübreli su vermiş oluyorum damla sulamadan. Bu işlemi bir elektrikli motora ihtiyaç duymadan yapıyorum. Bakın bunu nasıl yapıyorum size aktaracağım şimdi. Arkadaşlar, su depomuzun içine biraz su bastım. Gördüğünüz gibi suyumuz normal. Su renginde burada akan su. Biraz sonra yapacağım çekimde yukarıya gübre bastıktan sonra buradan gübreli su akacak arkadaşlar. Bunu da damlama sistemine vereceğim. Daha evvelden kanalımda arayıp bulacağınız koyun gübresinden sıvı gübre elde etme bahsinde size sözünü ettiğim koyun gübresini bir bidonun içinde bekletip onun şerbetini alıyoruz. Bundan ben yararlanıyorum sıvı gübre olarak. Bu şekilde hazırladım. Bir bakteri üretmiş ama bunun yararlı bakteri olacağını düşünüyorum. Zaten kullanacağım hortumun süzgeci var arkadaşlar. Bu bahsi, sıvı gübre hazırlama bahsini de kanalımda bir videoda izleyebilirsiniz. Şimdi bu gübreyi biraz önce gösterdiğim bu ilerideki yukarıya altlarına taşlar koyarak, blok taşlar koyarak yükselttiğim ortaokulda falan öğrendiğimiz Boyle-Mariot kanunu vardı. Yani yükselen bir kaptan aşağıya basınçla su gider gibi. Bundan aşağıya su basınçla ilerliyor. Ve buraya suyu nasıl bastığımı, ben gübreli suyu nasıl bastığımı ve suya gübreyi nasıl karıştırdığımı göstereceğim size arkadaşlar. Bunun için Avusturyalı tahmin ediyorum, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Venture Batista diye bir adam zamanında bir aparat icat etmiş. Bunu ben yaptım. Yapılışını size göstereceğim. Kanalımda ayrı bir video olarak takip edebilirsiniz. Bu şu şekilde bir aparat arkadaşlar. Bir T boru. T borunun iki ucuna da bu şekilde musluklara geçen aparat bağlıyorsunuz. Bunun şu kısmı daralıyor. Nasıl daralttığımı size göstereceğim. Bunu bir silikon tabancasının ucuna takılan o beyaz aparatlarla daraltıyorum. Buradan su geliyor. Gelirken şurada daraldığı için boru buradan çıkış yapmak ihtiyacı hissediyor ve şuradan suyu emiyor bu kanaldan. Buraya da şimdi pompamızı bağlayacağız. Elektrik olmadan normal suyumuza gübreli suyu karıştıracağız arkadaşlar. Bu bilgi sizin çok işinize yarayacak tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, bunu daha evvelden çizmişim. Kaybetmemek için. Çünkü şurada biraz geniş, burada biraz daralarak uzayan bir su akışı yönü var. Şu bir hortum aparatı. Hortumları birbirine eklemek için kullandığımız kısa bir hortum kesiyoruz ve şu şekilde bir kilitlemeyle bunu takıyoruz buraya arkadaşlar. Ondan sonra normalde şöyle bir kısa hortumla göstereyim size önce ki ne olduğunu görün diye. Şuraya bir hortum bağlıyoruz. Şuraya da şu şekilde bir vana koydum ben. Buna hükmedeyim diye. Ve vanadan sonra da şöyle bir büyük akvaryumlarda kullanılan silikon hortumlar var. Bunları hırdavatçılarda, nalburlarda bulabilirsiniz. Bu ayarlı vana.
Şimdi bakın arkadaşlar. Öncelikli olarak çeşmemize takıyoruz. Çeşmemize su akmıyor. Hortumun ucunu alıyoruz. Size bunu göstermek için yapıyorum. Ve vanamız kapalı. Şimdilik gübreyle bir işimiz yok. Gördüğünüz gibi şu anda temiz su. Çeşmeden gelen temiz su akıyor. Şimdi arkadaşlar bunun ucunda süzgeç var. Bu süzgeci de arayıp bulabilirsiniz. Onu gübreli suyun içine batırıyoruz. Şimdi iyice dikkatlice bakın. Şu hortuma bakın. Şu suyu koyayım şuraya. Bakın şimdi. Nasıl yükseliyor bakın. Emmeye başladı. Şuradan emmeye başladı. Ve gübreyi emiyor arkadaşlar. Biraz daha açalım. Bakın. Bir de çeşmeye bakın şimdi. Gördünüz mü? Gübreli su karışarak normal suyumuza gübre karıştırıyor. Bunu kapatalım. Bakın su yine kendi rengine döndü. Açalım. Bakın. Bunu şimdi uzun hortumla ben su deposuna basacağım arkadaşlar. Evet. İlginç değil mi? Bunu size yapılışını anlatacağım. Elektrikli bir motora ihtiyacınız yok. Çok güzel bir bilgi bu. Sağ olsun Venture Batista isimli Avusturyalı bilim adamı. İnsanlar dünyaya bu tarzda icatlar bıraktıkları zaman onlara minnet duygusu besliyoruz. Bir de kendileri tuluat ve abartı içinde yaşayıp o şekilde insanların bu dünyaya bıraktığı hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar, uzun hortumu bağladık ve yukarıya depomuza gübreli suyu Venture emziği deniliyor buna. Çünkü emiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi motorsuz emiyor ve suya karıştırıyor. Gördüğünüz gibi kovadaki su azalıyor. Ondan sonra şunu, demin kullandığımız su ziyan olmasın, onu da büyük bidona aktaracağım. Depo bittikten sonra tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar, birinci kovamızla çeşmeden akan su, birinci kovamızdaki gübreyle çeşmeden akan su birbiriyle güzelce karışarak Venture sistemiyle, bu sistemi size göstereceğim, bidonumuza bastık. Yukarıda tahliye deliğinden akıyorlar. Şimdi size bu çeşmeden akan suyu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu su gübreyle karışmış. Çok güzel karışmış hem de. Bir gübreli su. Şimdi bunu damlama sulamaya vereceğim arkadaşlar. Evet. Burada size güzel bir bilgi. Bilgi paylaştıkça güzeldir.